Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Bugün sizlere bacaklardaki kılcal damarlarla ilgili sorunun neden olduğunu, bir enstitüde neler yapabileceğinizi ya da sadece bu işin bir dermatolog tarafından yapılıp yapılmayacağını, bu işlemde neler kullanıldığını ve neyi kullanılacağına doktorun kendisinin sizin durumunuza göre karar vereceğini anlatmak için buradayım. Efendim, 65 yaşındayım. Öğrenciliğimde garson olarak da çalıştım bir Lübnan restoranında. Çok ayakta kaldım. Daha sonraları oturarak uzun süre çalışmak, hareketsiz yaşam. Tabii ki genetik faktörleri de çok önemli. Burada bahsetmek lazım. Ancak kan dolaşımı ile ilgili sorun aslında bu minik kılcal damarların baş müsebbibi olarak aranıyor. Yani bacaklarınızda, ayak bileklerinizde, baldırlarda ve bacak arkalarında varisten bahsetmiyorum. Bakın, varis videom ayrı, şuraya koyarım, onu izlersiniz. Bu minik kılcal damarlar. İlk önce nasıl bir yaşantınız olduğunu bakacaksınız. Kalıtımsal olabilir, kötü kan dolaşımı olabilir. Hamilelikte aniden kilo aldığınız zaman yine dolaşım değiştiği için çıkmış olabilir. Dar kıyafetler ve sıkı çoraplarda yine bakın dolaşıma gidiyor iş. O bölgenin dolaşımında bazı sorunlar yaratıyor. Bu damarların içerisinde hemoglobin birikiyor. Zamanla okside oluyor. Yani daha koyu bir renge bürünüyor. Ve bu damar öldüğü zaman kendince yandaki bir başkası onun görevini üstleniyor. Eğer bacaklarınızda, baldırlarda küçük minik kılcal damarlar varsa ilk önce bir kalp damar cerrahisinde baktırın. Bunun sebebi başka bir kan dolaşımı ile ilgili ya da damarlarla ilgili bir problem olmasın. Ben de öyle yaptım. Ardından bir dermatoloğa gidiyorsunuz. Dermatolog size damardaki kalınlığa, kaç milim aşağıda olup olmadığına bağlı olarak skleroterapi, yani iğneyle damar içerisinde bir ilaç sevk ederek yok etmek ya da endia lazerle çözüm önerecektir. Benim İstanbul'da çok güvendiğim iki dermatolog vardı. Biri, Allah rahmetler eylesin, dermatolog Doktor Erçin Özüntürk. Benim tilyum lazer 60 bin kilometre bakımı videomda gördüğünüz beyefendi. Covid'in ilk yılında kaybettik Covid'den. İkincisi Profesör Doktor Yalçın Tüzün beyefendi, aynı zamanda çok iyi bir karikatürist. Hem sanat yönü, hem insan yönü, hem tıp yönü beraber ilerletmiş bir enteresan ruhtur kendisi. Çok güvenirim. Dedim ki, hocam beni birine yönlendirin. Benim bir dermatoloğa ihtiyacım var. Çünkü kendisi aynı zamanda başka seminerler, konferanslar, çalışmaları oluyor. Beni Nişantaşı'nda Doktor Neslihan Dolar'a yönlendirdi. Gencecik bir kadın, çok güzel bir kadın. Instagram'dan, sayfasından baktım, yaptıklarını, ettiklerini, konuşma tarzına, evet, güvendim. Hocam da zaten söylemiş. Neslihan Dolar'dan randevu aldım. Gittim efendim Nişantaşı'nda. Neslihan Hoca'yı beklerken ben de birazcık işlerin yapıldığı odayı sizlere göstereyim istedim. Arkamda makineyi çalıştırdılar şimdi. Birazdan kılcal damarlar lazerle yakılacak. Ben skleroterapi uygulanır diye düşünmüştüm. Bu kadar ağır değilmiş. İşlem nasıl? Acı veriyor mu? Ne kadar sürede geçer? Kaç seans yapmak lazım gibi soruları kafalarında dönenler için umarım bu video yardımcı olur. Şu gördüğünüz videodaki gibi yüksekçe bir katta, çok insanların huzurla çalıştığı belli olan bir yerde kendisi. Epey geç aldılar beni randevuma. Neyse, geldi. Bende de aura okuma var ya. Doktor hanımı gördüm. Neslihan Hanım dedim, şey, rahatsız mısınız? Zatürre geçiriyor ve çalışıyordu. Meslek aşkı böyle bir şey. Çok enteresan. Çok tatlı bir anne, iyi bir dermatolog. Bana ilk önce
Bu damarları inceledi iyice, sebeplerini, yaşantımı sordu. Çünkü mesela garsonlarda, kuaförlerde, askerlerde uzun süre ayakta kalanlarda çok daha erken yaşlarda oluşabiliyor bu kılcal damarlar. Daha sonra endia lazer yapmaya karar verdi. İlk önce bacağıma biraz uyuşturucu bir krem sürdüler. Daha sonra başlamadan önce söylüyor. Bak acıyacak ama diyor. Ya hocam dedim, ben tek başına doğum yapmış bir kadın ne kadar acıyabilir bilmiyorum. Hakikaten acıyormuş. Yani uyuşturucuya rağmen acıyor. Sevgiyle siliyormuş gibi. Bakınız. Bu damarı takip ediyorum şimdi. Soğutuyoruz şimdi. Evet, yine siler gibi siliniyor. Evet. Ne yapalım, deriyi yakıyorlar. Bayağı, çünkü o ışınlar içerideki, damar içerisindeki hemoglobini görüyor. Onu yok ediyor. Bittikten sonra o yakılan yollarda göreceksiniz. Şimdi videoyu da koyacağım. Kısa bölümler, kesitler koyacağım. Böyle sanki şerit halinde yanmış gibi görünüyor. Yani tamam acıyor ama ölmezsiniz. Öyle çok büyük bir acı değil. Yenilerinin oluşmaması için dar kıyafetler giymeyeceğim. Artık bilgisayarda otururken ayaklarını uzatacağım. Bir saatten fazla kalmayacağım. Hareketsiz çıkıp azıcık dolaşıp iş yapıp geleceğim. Dolayısıyla yenilerinin oluşmasını da elimden geldiği kadar önlemeye çalışacağım. Ama tabii ki yaşlanmanın da var etkisi. Çünkü yaşlandığımız zaman, nasıl sizlere anlatıyorum, hücreler daha yenilenme hızını düşürüyor. Daha az kalitede kolajen üretiyor. Tembelleşiyor hücreler filan. Damarlar da öyle. Yani damarların çeperlerinin bir sağlamlığı var. Atar damarlar ve toplar damarlar arasında bir bozukluk olduğu zaman bazı damarlar çatlayıp bu şekilde, aslında bir hastalık değil bu. Görsel olarak, estetik olarak güzel değil sadece. Hazır güneş de yok ortalıkta, tamam yaptırayım dedim. Yaklaşık 40 dakika kadar sürdü. İki bacağımda ön ve arka taraflardaki yanıklar. Lütfen dedi, bundan sonra bir hafta kadar yanık tedavisinde kullanılan kremlerden, işte Madecassol, Fito filan gibi kremler kullan. Peki hocam dedim. Ödemimi yaptım ve çıktım. 14 Mart'a, yani bir ay sonraya yaklaşık randevu verildi. Neden? Çünkü ben sevgililer gününde Tayland'a gideceğim. Phuket Adası'na. Phuket Adası'nı hep merak etmişimdir. Bu seneye kısmetmiş, 65 yaşımda. Orada bilin ki, inanın ki bu spalarda özel kullanılan ürünler, yapılan masajlar hakkında da bilgiler toplayacağım. Büyük ihtimalle dönüşte çok güzel videolar hazırlayacağım. Özellikle masaj konusunda. Efendim, durum böyle. Videoda gördüğünüz üzere, evet, çıt 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 yaparak ilerliyoruz. Azıcık acıyor ama o çirkin örümcek ağı gibi olan görüntü yok olacak. Yok olduğu için kendimi iyi hissedeceğim. Estetik kaygı dışında hiçbir sorun yok. Yani bir hastalık gibi bunu görmemek lazım. Dilerim kılcal damarlarla ilgili bir video arayanların karşısında bu video çıkar ve nasıl yapıldığını, bu lazerin nasıl kullanıldığını görürler.
Birkaç seans olabiliyor. Çünkü bunlar iyileştiğinde, yani o yanık gibi olan hatlar iyileştiğinde, gözümüzden kaçan diğerlerini yaptığımızda tertemiz bir bacak yüzeyi oluyor. Bundan sonra iyi bakmak sizin göreviniz ve özellikle güneşin bu konuda çok büyük etkisi var. Güneşten de korunmak gerekiyor. Özellikle UV ışınları nasıl cildimizde yaşlanmayı tetikliyorsa bu kılcal damarda bir sorun. Bunu da tetikliyor olabilir diyorlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.